A ve B tam sayılar olmak üzere aşağıdakilerden hangisi A bölü B biçiminde yazılabilir? Sorunun cevabı basit. Ben size hemen söyleyeyim. Yani bilen için direkt bölü 3.2 der. Burada ama biz şunu önemseyelim arkadaşlar. Neden kök 3, E, P ve kök 7 sayıları olmuyor? Rasyonel sayılar var arkadaşlar. Bir de irrasyonel sayılar var. Rasyonel sayılar herhangi bir kesir şeklinde yazılabilen sayılardır. Örnek 3, örnek eksi 2, örnek 1 bölü 3, örnek 4 bölü 5. Bakın bu sayıların hepsi böyle kesir halinde yazılabiliyor. Net değerlerini de biliyoruz burada. 3 zaten 3. Eksi 2, eksi 2, 1 bölü 3, 1 bölü 3, 4 bölü 5, 4 bölü 5. Bunların ne olduğu net belli. Ancak arkadaşlar bir de irrasyonel sayılarımız var. Rasyonel sayılarımızı Q harfiyle gösteriyoruz. Küme böyle. irrasyonel sayıları da Q'nun tümleyeni diye gösteririz. Ve bunların bakın kesişimleri boş küme, ayrık kümelerdir. İrrasyonel bir sayı, rasyonel sayı olamaz. Mesela kök 3. Yaklaşık değeri bellidir. Kendi değeri belli değildir. 1.7 ama biz onu kendimiz uyduruyoruz. E arkadaşlar 2.71 gibi bir sayı deriz ama gerçek değerini bilmiyoruz. Pi mesela yıllardır biliyorsunuz sıra çözülememiş hala kaç olduğu belli değil. Ne diyoruz biz uydurarak 3.14 yaklaşık olarak ama bunun gerçek değeri bu belli değil. Yine kök 7 de aynı şekilde arkadaşlar yaklaşık değeri belli ama gerçek değerini bilmediğimiz sayılar irrasyonel sayıdır. 3.2'de böyle bir problem yoktur. 3.2 32/10 bölü 10 diye yazılabilir zaten. Bundan dolayı cevabımız E şıkkı. Aşağıdaki şekilde 6 çerçeve içerisinde birer pozitif tam sayı yazılmaktadır. Yan yana bulunan iki çerçevedeki sayıların toplamı hemen üstlerinde bulunan çerçevedeki sayılardan küçüktür. Örneğin yeşil çerçevelerden solda ve ortada bulunan iki çerçevenin içerisindeki sayıların toplamı 4'ten küçüktür. Bakın gördüğünüz gibi ee, hangi sayılar demiş yeşil çerçeveden solda ve ortada bulunan Yani bu ikisi bakın 4'ten küçükmüş Bunu anlamını istiyor yani iki tane kare var e, çerçeve var Pardon Bunlar arkadaşlar üstteki hemen üstteki sayıdan küçük örnek Bu da yine 3'ten küçük arkadaşlar yine bunların toplamı da bu üsttekinden küçük Buna göre yeşil çerçevenin sayıların toplamının en büyük değeriyle mavi çerçevedeki sayının en küçük değerinin çarpımı kaçtır yeşil çerçevelerin arkadaşların toplamının en büyük olması için nasıl olması lazım. Bir kere 4'ten küçük olacak. Bu ikisinin toplamı. Dolayısıyla mecburen buraya 2 yazabiliriz. Buraya da 1 yazabiliriz. Sonra arkadaşlar 3'ten küçük olduğu için şu iki tane çerçevenin toplamı mecburen buraya da 1 kalır bakın. Dolayısıyla 2, 1 1 toplamları 4 oldu. Yukarıdaki mavi çerçeveye en az kaç yazabiliriz? 8 yazarız arkadaşlar. Bunların çarpımı soruluyormuş toplamı değil. 8 çarpı 4 eşittir 32 oldu çarpımın değeri. Yani E şık. Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur diyor. Önce kavramları bilelim. Q arkadaşlar rasyonel sayılar. N doğal sayılar. Z tam sayılar. Q'nun tümleyeni irrasyonel sayılar. Z pozitif pozitif tam sayılar. Bunları bilmemiz lazım. Reel sayılar zaten R ile gösteriliyor. Ee, bu arada Q dediğimiz zaman, rasyonel sayılar dediğimiz zaman şu karıştırılıyor bazen. Sanki 2 bir rasyonel sayı değilmiş gibi. Hayır, bu da arkadaşlar bir rasyonel sayıdır. Örnek 2 bölü 1. Bir rasyonel sayıdır. Sonuçta rasyonel sayı böyle A bölü B şeklinde yazılabilen sayılar. Bunu hatta biz şöyle gösteririz arkadaşlar. Reel sayılar burada. Ee, Q Burası e, neydi? Rasyonel sayılar. Q'nun tümleyeni irrasyonel sayılar. Q ve Q'nun tümleyeni asla arkadaşlar kesişmez. Tamam mı? Bunu bilin. Sonra arkadaşlar Q'nun alt kümesinde ne vardır? Tam sayılar vardır. Z yazalım. Z'nin alt kümesinde ne vardır? Doğal sayılar. Dolayısıyla buradan yola çıktığımız zaman Q Z'nin alt kümesi midir? Hayır tabii ki yanlış. Çünkü arkadaşlar bu şu demek Q'dan yani her rasyonel sayı bir tam sayıdır demek. Kapsar dediği zaman veya alt küme dediği zaman şunu anlayacaksınız. Alt kümede A alt küme B ise A'nın her elemanı B'de var demektir arkadaşlar. Dolayısıyla tam sayılarda rasyonel sayılar var mı? Yok. Sonra bakın doğal sayılarla tam sayıları birleştirirsek e, rasyonel sayılar mı olur? Hayır tam sayılarla doğal sayıları birleştirirsek tam sayılar olur arkadaşlar. O yüzden bu da yanlış oldu. Pozitif tam sayılar doğal sayılara eşit değildir. Ne unutulmuş burada? Sıfır. Sıfır arkadaşlar bir doğal sayıdır. Pozitif tam sayı değildir. Geçtik. Reel sayılardan Q'yu çıkartırsak Q'nun tümleyeni kalır. Aynen bakın gerçekten demin de zaten gösterdiğim gibi burada. Reel sayıların alt kümesinde Q ve Q'nun tümleyeni var. Dolayısıyla reel sayılardan siz Q'yu çıkarttığınız an bakın geriye ne kalıyor? Q'nun tümleyeni. Dolayısıyla bu doğrudur arkadaşlar. Tam sayılar ve e, Q'yu yani tam sayılar ve rasyonel sayıları birleştirirsek rasyonel sayı olmaz. Neden biliyor musunuz? Tam sayı zaten Q'nun bir alt kümesi. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Örnek buradaki gibi. Örnek bakın 3 bölü 1 gibi. Bunların hepsi aynı zamanda bir rasyonel sayı. Z birleşim Q Q'yu verir. E Q peki R'ye eşit mi? Hayır. Q ile Q'nun tümleyeni birleşirse reel sayıları verir. Bu şekilde arkadaşlar bu bilgileri bilmeniz gerekiyor. Bundan dolayı cevabımız D şıkkıdır. A ve B iki basamaklı doğal sayılardır. Buna göre A eksi B 55 eşitliğini sağlayan kaç farklı A sayısı vardır? Tek tek sayacak mısınız? Tabii ki hayır. Ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Burada olabilecek durumların en uç halini bulursanız yani alabileceği en büyük değer ve en küçük değeri bulursanız böylece aradakilerin hepsini sağlatmış olursunuz. Bu yüzden şunu düşünmemiz lazım. A en fazla kaç olabilir? B en az kaç olabilir? Bakın şimdi B en az arkadaşlar 10 olabilir. Dolayısıyla A en fazla kaç olmuş oluyor? 65. Şimdi arkadaşlar A'nın en küçük değerini bulduk alabileceği değer olarak. En fazla kaç olabilir A? 99. Bu bize hata yaptırır Hayır. 99'dan zaten 44 çıkartırsak 55 oluyor. 44'te iki basamaklı sayı mı? Evet. Böylece gördüğünüz gibi 65 ile 99'un arasındaki bütün sayıları alacaktır A. 65, 66, 67, 68. İşte bunu tek tek saymak istemiyoruz. Kuralımız neydi? Arada kaç tane terim olduğunu bilmek istiyorsak. Ve bunlar birer birer, birer artıyorsa 99 eksi 65 deriz. İkisi de dahil olduğu için 1 ekleriz arkadaşlar. Böylece 34 artı 1'den 35 olur. B şıkkı olur cevap. Caner cebindeki A liranın tamamıyla aşağıda verilen 10 parça ürünü satın almıştır. Bu ürünlerin adet fiyatları sıra belirtmeksizin 2 lira, 3 lira ve 4 lira olduğuna göre... A en fazla kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar çarpan etkisiyle toplamın en büyük olması için en fazla olan sayıya en fazla sayıyı vermelisiniz ki ikisini birlikte çarpınca iyice büyüsün. Dolayısıyla burada hangisinin fiyatı belli değil o zaman biz bilmiyoruz en büyük sayıyı kime veririz kaleme sonra ortanca olarak silgiye sonra da en az kalem tıraşa veririz böylece gerçekten Alabileceği en büyük değeri almış olur. En fazla sayıda olan kalem olduğu için 4 çarpı 5'ten 20 lira. Sonra sırada silgi var 3 tane geliyor o yüzden onu da 3 çarpı 3 diyorum ve kalem tıraşta 2 lira olsa olur. 2 çarpı 2 4. Böylece 20 9 artı 4'ten demek ki toplam A en fazla 33 TL'ymiş. Cevap B şıkkı oldu. A ve B pozitif tam sayılardan büyük olanın 192 katı küçük olanın 288 katına eşittir. Buna göre A artı B toplamının alabileceği iki basamaklı değerlerin sayısı kaçtır? Önce bir yazalım bakalım. 192 A hangisinin büyük olduğunu bilmiyoruz. Önemli de değil zaten. Bir tanesi A işte diğeri de B. Ona takılmayın tamam mı? Soruda zaten size özellikle A büyüktür B, B büyüktür A şeklinde bir şey verecektir. Ya da onu anlamanızı ister. Burada öyle bir sıkıntı yok. Sonuçta A ile B'yi toplayacağız. Biri 3 olsa biri 4 olur mesela öyle düşünün. Dolayısıyla 192 A eşittir. 288 B olsun. Şimdi arkadaşlar burada önce bir bölme yapmamız lazım. Sayılarla aramız iyi olsun bakın. 192 ile 288 hemen böyle sıcak görünmüyor. Yani bildiğimiz sayılara benzemiyor sadeleştirirken ama. Ne söyleyebiliriz burada? Şimdi yani ya böyle tek tek bölersiniz ikiye böl, ikiye böl ikiye böl ikiye böl mantığıyla ya da şunu düşüneceğim ben yani bildiğim için arkadaşlar bilmiyorsanız tek tek bölün. Bu 24'ün 8 katı bu da 24'ün 12 katı arkadaşlar. Demek ki bunlar 24 ile sadeleşiyormuş. Hatta 8 ile 12 de sadeleşti ne güzel. O zaman 4'e böl 2A oldu 4'e böl 3B oldu. Yani yeter ki burayı bir sadeleştir bölme kısmını sana bırakıyorum. Şimdi 2A eşittir 3B olduğunda arkadaşlar bu ne demektir? Bir tanesi arkadaşlar 3'ün katı bir sayıdır 3K diğeri de böyle 2K'dır. Bunu yapmak lazım çaprazlama böyle yer değiştirmelisiniz. Buna alışın ya da nasıl düşünün biliyor musunuz? 2 ile 3'ün kesir olsa paydaları kaçta eşitlenir? 6'da. O zaman 2 ile 3'ü 6'da eşitlemek için A'ya 3K yazarım B'ye de 2K yazarım. Bu bizim için önemli bir şey. Dolayısıyla A artı B arkadaşlar ne oldu? 5K oldu. Şimdi bunların toplamı da ne olacakmış? 2 basamaklı. 2 basamaklı olması için k en az kaç olur o zaman buradan? 2. Haliyle 10 olur arkadaşlar. En fazla kaç olur k arkadaşlar? 19 olur, 95 olur. Daha da büyük olamaz. Şimdi dikkat. Kaçar kaçar artıyor bu sayılar? Bir bakın bakalım. 2 verdik 10, 3 verdik 15, 4 verdik 20 nokta 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 en son 95. 10'dan 95'e kadar kaç tane sayı vardır diye tek tek sayacağım mı? Hayır. Şu kuralla yapacaksınız. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bu bize arkadaşlar kaç tane sayı olduğunu söylüyordu. Ardışık düzenli bir şekilde artarsa. 85 bölü 5 15, 17 bir daha eklersek 18 tane sayı varmış. C şıkkı oldu cevap. Kare biçiminde bir kağıt üzerinde oynanan bir oyunda herhangi bir kare içerisindeki bölmelerde bulunan 4 sayıya bu karenin köşelerinde bulunan 3 işlem uygulanıp çıkan sonuç bu karenin altında bulunan daire içerisine yazılıyor. Bu sayılara işlemler uygulanırken sayılar yan yana sıralanıp aralarına parantez kullanılmadan işlemler karışık olarak yazılmaktadır. Örneğin sayılar 1 3 5 7 ve işlemler çarpı artı ve eksi ise daire içerisindeki sayı 3 artı 5 eksi 1 çarpı 7 eşittir 1 şeklinde bulunabilir. Yani belli bir düzen yok demiş bakın. İstediğiniz gibi çarpın bölün toplayın. Daireler içerisinde sayılar tam sayı olduğuna göre toplamları en fazla kaçtı? Bir kere dairenin içine en büyük elde etmek için burada ne yaparım ben? Çarpımları en büyük verecek olan bu iki sayıyı seçerim. 5 çarpı 7 35 derim. Sonra da arkadaşlar 35 ile 3'ü toplarım. Ondan da 1'i çıkarırım. 37 olur bakın. Sırası önemli değildi zaten. 5 ile 7'yi çarptım. Sonra 3 ekledim. 1 çıkardım. Elde edebileceğim en büyük sayı bu. Neden? Dediğim gibi çarptıkça sayılar büyür. Eğer büyük sayıları birbiriyle çarparsanız. Sonra gelelim sağ taraftakine. Sağ tarafta bir de bölme işlemi var. Dikkatli olmamız lazım. Burada bölmenin çok büyük çıkması için arkadaşlar ne yapmamız lazım? Bir kere e, mümkün olduğunca küçük sayı kullanalım ki çok fazla e, soruda sıkıntı yaşamayalım. Biz ne istiyoruz? Büyük sayı olmasını istiyoruz. Gidip mesela 4 ile 2'yi kullanmam ben orada. Neden? Büyük sayıyı durduk yere bölerek heba etmiş olurum. O yüzden sayı israfı yapmamak için mantıklı olan 2 ve 1'i kullanmak. 2 ile 1'i bölerim. 4 ile de arkadaşlar 3'ü toplarım. Sonra araya da bir eksi işareti koyarım. Böylece 2 bölü 1'den 2 olur. 4 artı 3'den 7 olur. 7 eksi 2'den 5. Elde edebileceğim en büyük sayı da burada 5 oldu. Bunların arkadaşlar toplamlarının alabileceği en büyük değer de böylece 42 gelmiş oldu. X ve Y birer doğal sayı olmak üzere X eşittir 12 bölü Y artı 1 eşitliğini sağlayan Y değerlerinin toplamı kaçtır? Arkadaşlar y değerlerini bulmak için x'in de doğal sayı olması için ne olması lazım? Çok düz bir mantık aslında. 12'ye bölünen sayılar seçmeliyiz. Dolayısıyla burada nasıl bir durum olmuş olacak? 12'ye bölünen sayılar nelerdir? 12, 4, 6, 3, 2 ve 1. Çok fazla bir sayı yok. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar bölme bölünebilme konusuna gelince daha basit şekilde de yapacağız. Ama şu anlık bu kadar bilgi yeterli bize. Çok da sayı yok zaten deneyecek. Dolayısıyla y'nin alacağı değerler nelerdir? 11. Sonra arkadaşlar 3. 6 olması için 5. 3 olması için 2. 2 olması için 1. Ve 1 olması için 0. Dolayısıyla bunların toplamı 14, 5 daha 19, 2 daha 21, 1 daha 22 oldu arkadaşlar. A şıkkı geldi. Bir matematik öğretmeni tahtaya yazdığı kare, üçgen ve daire sem sembollerinin her birine artı, eksi ve çarpı sembollerinden birine karşılık geldiğini söylüyor. Daha sonra öğretmen öğrencilerinden verdiği hiçbir sembol ya veriliş sırasındaki işleme eşit değildir. Örneğin ikinci sıradaki üçgen ikinci sıradaki çıkarma işlemine ait değildir. E, daire sembolü artı değildir bilgilerini kullanarak 3 Üç, üçgen 2 daire 4 kare bir işleminin sonucuna hesaplamalarını istiyor. Şimdi arkadaşlar bir kere e, burada sırasıyla demiş ya artı, eksi ve çarpı. Şimdi artı ve eksi çarpıya eşit değilse bunlar haliyle ne olmak zorunda? Ç e, bu arada daire de artı değilmiş. Daire artı değil, çarpı da olmayacak. O zaman eksi olmalı. Çünkü kesinlikle aynı sıradaki elemanlara eşit değildi. Sonra arkadaşlar üçgen eksiye eşit olamaz. Üçgen eksiye eşit olamadığına göre mecburen neye eşit olacak? Artıya. Kareye de mecburen ne kalacak arkadaşlar? Çarpı. Gördüğünüz gibi bu şekilde halletmiş olduk. Bundan sonra artık ne diyeceğiz? 3 artı 2 daireyi eksi bulmuştuk. 4 kareyi de çarpı bulmuştuk. 1. Böylece 5 eksi 4'ten cevabımız 1 oldu. A şıkkı oldu. 20 sayısından küçük ve hiçbiri bir diğerinin 4 katı olmayan en çok kaç farklı sayma sayısı vardır? Şimdi biraz böyle enteresan gelmiş olabilir ilk gördüğünüzde soru ne yapacağız diye düşündüyseniz şöyle arkadaşlar. 4'ün katı olanlardan mümkün olduğunca almazsanız sıkıntı yaşamazsınız soruda. Bakın 4, 8, 12 ve 16 Sonuçta bazı sayıların 4'ün katı olduğu için bunlar bazı sayıların 4 katıdır. Örnek 4, 1'in 4 katıdır. 8, biliyorsunuz ki 2'nin 4 katı. 12 yine 3'ün, 16, 4'ün 4 katı arkadaşlar. Bunlardan önce hiçbirini almayayım. Geriye kaç tane sayı kalıyor? 15 tane. Şimdi dikkat. 16 arkadaşlar, 4'ün katı. Bir sayının 4'ün katı. Ama sonuçta bu 15 sayının içinde 4 var mı? Yok. O zaman bu 15 sayının içine ben bir de neyi eklemeliyim? 16 elemanını eklemeliyim. Bundan dolayı toplam 16 tane sayıda e, ne olacak arkadaşlar? Sayma sayısı herhangi birisi diğerinin 4 katı olmayacak. Belki birçoğunuz şöyle buna dedi ki ya bu 15'tir işlem hatası vardır. Ama cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Neden? 16 evet 4'ün katı. Ama bu yazdığımız sayıların hiçbirinin 4 katı olmayacak. Neden? Ben 4'ü zaten almadım. Bu yüzden cevabımız C. X, Y, Z sayıları ile ilgili aşağıdakiler veriliyor. Y bir rakamdır. X ve Z sayma sayıları aralarında asaldır. X artı Z toplamı 5'ten küçük değildir. Buna göre 3x eksi 2y artı 4z ifadesinin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Önce arkadaşlar 5'ten küçük değildir dediği zaman hemen onu büyük olarak algılamayın. Bazen eşitsizlik sorularında o hata yapılıyor. 5'ten küçük değildir demek şu demektir. X artı Z 5'e eşit de olabilir, 5'ten büyük de olabilir. Bunu önce bir hatırlatayım hata yapan arkadaşlar için. Şimdi gelelim çözümde de neye bakmamız gerekiyor? Toplamın en küçük olması için 4Z'ye mümkün olduğunca ve 3X'e mümkün olduğunca arkadaşlar küçük sayılar vermeye çalışmalıyız. Sonra yine y'ye de verebileceğimiz en büyük sayıyı verelim ki fark en küçük çıksın böylece. Şimdi e, burada x artı z toplamı 5'ten küçük değildir dediğine göre x artı z 5'e eşit olabilir arkadaşlar. En az böyle olur. Böylece x'e verebileceğim e, pardon z'ye verebileceğim en küçük sayı 1. Neden? z'nin katsayısı büyük olduğu için onu en küçük yapmak istiyorum. Böylece x'e ne kalacak arkadaşlar? 4. Haliyle 4 çarpı 3'ten 12 oldu. Z de arkadaşlar 4 çarpı 1'den 4 geldi. Y'ye kaç vermeliyiz? Y bir rakammış. O zaman Y rakamı en fazla kaç olur? 9. Yani 16 eksi 18 eşittir eksi 2 C şıkkı olmuş oldu cevap. Bir çember etrafında her birinde birer bilye olan 10 tane kutu bulunuyor. Her hamlede bir tane boş olmayan kutu seçiliyor. Seçilen kutudan bir bilye alınıp kutunun bir sağındaki veya bir solundaki kutuya aktarılıyor. Buna göre tüm bilyeler en az kaç hamlede aynı kutuda toplanır. E, Temsili olarak e, zaten dairesel olduğu için hangisini seçtiğiniz önemi yok. Diyelim bu kutuyu seçtik arkadaşlar tamam mı? Şimdi bu kutudan e, böyle sağına da soluna da özgürsünüz. E, ben şimdi sağ tarafa doğru yani altına doğru aslında bir nevi bir tane e, verdim içine bu karenin burada iki tane oldu artık burası boşaldı sıfır oldu. Şimdi bundan sonra artık ne yapacağım hepsini bunda toplayacağım arkadaşlar. E mecburen ne olacak? Birden buraya yakın olduğu için iki hamlede geliriz. Sonra e, Yazayım bakın e, Şuradan Bu birden buraya bir hamlede geliriz arkadaşlar. Şu birden buraya kaç hamlede geliriz orayı ben hatta kapatayım artık bu kutuya geleceğiz tamam mı? Şöyle. Bu kutuya gelmek için arkadaşlar mecburen e, buradan kaç hamle yapmanız lazım? 1, 2. Bu yüzden buraya 2 diyorum. Sonra buradan o pembe kutuya gitmek için 3 hamle yapmamız gerekiyor. Sonra arkadaşlar bu kutudan 4 hamle yapmamız lazım. Artık e, şunu söyleyebiliriz. Devamında da yakın olana gideceğiz ya artık sakın böyle gelmeyin. Yakın olan hangisiyse oradan devam edin. Şimdi şurayı demiştik zaten burası bir hamle Burası arkadaşlar 2 hamle Burası yine 3 hamle Burası 4 hamle şimdi dikkat Burası zaten ortada sağdan da gitse soldan da gitse her türlü 5 hamle yapması lazım o zaman totalde ne oldu bakın şurada e, ne yazmışım oraya bir yazmışım 1 2 3 4 toplamları nedir 10 1 2 3 4 toplamları nedir 10. Zaten şu seçtiğimiz en son soldan da sağdan da aynı hamle sahibi. Dolayısıyla 5 tane de hamle oradan geldi. 25 hamlede arkadaşlar o pembe ile dolu olan kutuya gitti. Tabi ben orayı pembe olarak orayı seçtim. Siz şu kutuya boşaltamaz mıyız hocam desenize de fark etmez. Nasıl olsa dairesel. Yeter ki sabit bir tane seçin sonra ona tek tek diğerlerinden boşaltın. Bu soruda arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey ne diyor ki sayıları bir kere bir kez kullanacaksın 4 5 6 8 ve 15'i sonra yeşil satırdaki bu sayıların çarpımıyla buradaki arkadaşlar yeşil sütundaki sayıların çarpımı eşit olacak diyelim bir yerde e, çarpım 40 mu öbür, öbür tarafta da 40 olacak buna göre sayıları yerleştirmelisin diyor kısacası sonra da birileri istediğin gibi yerleştirebilirsin diyelim bir çarpımı elde etmek istiyorsun tamam mı? Ee, yine 40'ın üzerinden gidelim. 8 çarpı 5 çarpı 1 çarpı 1 diye mesela yeşilleri doldurabilirsin. Buradan bunu anlaman gerekiyor. Yani ben 40'ı elde edeceğim ee, elimde sadece 8 ve 5 var. Yanına 1 1 ekleyebilirsin. Eksikleri öyle tamamlayacağız. Bu bir çıkmış sorunun bence biraz daha güzel ve zor hali arkadaşlar. Ee, o soru daha kolay yapılabiliyordu. Belki burada zorlanmış olabilirsiniz. Sorun değil gösteriyorum şimdi ben. E, dediğim gibi buna dikkat etmemiz lazım. Bir de arkadaşlar burayla buranın çarpımı birbirine eşitse haliyle şöyle bir durum olacaktır. Bu ikisinin çarpımı sonuçta bunların çarpımına eşit olacak. Neden? Birin bir katkısı yok ki. Haliyle bu sayı aslında buranın ve buranın karesine eşit arkadaşlar. Bakın şimdi 4, 5, 6, 8, 15'i şöyle yazacağım. 2 üzeri 2, 5, 3 çarpı 2, 8, 2'nin kübü, Sonra arkadaşlar 3 çarpı 5. Buradan da 2 üzeri 6 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in karesi geldi. Bu da ne demek? Bir üstü sayının arkadaşlar üstü çift sayısı ger gerçekten o bir sayının karesidir. Peki neyin karesidir? Üstleri 2'ye bölerek anlarsınız. Bu yüzden 2 üzeri 3, 3 üzeri 1 ve 5 üzeri 1. Ee, bölme bölünebilme konusunda asal çarpanları ayırma görüyorsunuz. O çok önemli arkadaşlar. Temel kavramlarda da bunları önden böyle biraz arada veriyoruz ki yavaş yavaş oralara ısının. Yoksa sadece temel kavramlarda tek sayı çift sayı sormuyoruz tabii ki. Dolayısıyla 2'nin kübü 3'ün birinci kuvveti 5'in birinci kuvveti olmalı. Yani 8 kere 5 40 çarpı 3'ten 120 olmalıymış bu yeşil satır ve 120 olmalıymış bu yeşil sütunun sayılarının çarpımı. Haliyle hemen buradan gözüme kestirdim bakın çarpımları nasıl bunların 120 olur. 15 ve 8'i kullanırsam bakın böyle geriye de bir yerleştiririm. 120 elde ederim. Satırı şöyle bir yazayım. Sıralarını bir boş verin önce. 15 8 1 1. Sonra geriye hakikaten ne kalıyor? Dikkat. 6 5 4 kalıyor. O zaman işte onları da 6 5 4 1 diye yerleştiririm. 4 tane sayıyı doldurdum. Ne demiş? Mor karelerde bulunan sayıların toplamı en fazla kaç olur? Haliyle ben şimdi yeşil satırlara Yazabileceğim uygun sayıları sırayla düşüneyim. Mesela buraya arkadaşlar çarpımın büyük olması için 15 yazarım. Zaten buralar mecburen 1, 1, 1, 1, 1 böyle dolacak. Şey 1, 1, 1 dolmayacak pardon. Onları çarpacağız. Yine sayı elde ediyoruz. Affedersiniz. Şimdi 15 ile mesela buradaki sayıyı çarparsam buna elde ediyorsun. 15 ile buradaki sayıyı çarparsam mor kareyi elde ediyorsun. O zaman çarpımın en büyük gelmesi için bu sütuna yerleştirebileceğim en büyük sayı kaç? 6. Hemen 15 ile 6'yı çarparım. Bak burası 90 oluyormuş. Sonra yine aynı şekilde 15'ten sonra diğer büyük sayımız ne? 8. 8'i buraya yerleştiririm. 8 ile bunun çarpımının en büyük olması için oraya da ne koyarız? 5. Böylece 8 çarpı 5'ten arkadaşlar 40 olmuş olur. Haliyle 90 artı 40'dan da bu toplamın alabileceği en büyük değeri elde etmiş oluruz arkadaşlar. Yani 130 cevap C oluyor. Böyle güzel bir soru. Bir grup çocuğun aralarında oynadığı yazı tura oyununun kuralları aşağıda verilmiştir. Para yatan çocuk yazı atarsa, 1 puan tura atarsa, 2 puan dik atarsa tabii hani böyle bir durum çok düşük bir ihtimaldir ama denk geldi işte diyelim. 3 puan kazanıyor. Ozan isimli bir oyuncu parayı 4 kez havaya atıyor. Ozan 3 puan türünden de en az bir kez kazanıyor. Buna göre Ozan'ın elde ettiği puanın alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi arkadaşlar bir kere her birinden en az bir kez kazanıyorsa o zaman zaten bu kaç kazandı? 1, 2, 3 cepte. Bu puanları garanti kazandı. Şimdi dördüncü puanımız ne olabilir arkadaşlar? 3 olabilir. 2 olabilir, 1 olabilir. O zaman toplamımızın kaç farklı değeri geldi? 3 tane. Daha da başka ihtimal olamaz. Bundan dolayı cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. 3 olur. Gerçekten de hani görün bakın 1 2 3 6 9 olabilir. 8 olabilir. 7 olabilir. Tek tek toplayınca da görüyoruz.